sadece kendimize iyi bakmak veya kendi işimize iyi bakmak yetmiyor. Bizim dünyaya iyi bakmamız lazım. Babam bana çok o konuda çok kızar. Bir şey yapacaksan sahici yapacaksın, samimi yapacaksın. Nevruz Köyü kadınları marka oldu resmen. Ben şahsen bizim kadının ürettiği bir ürünü kendim Almanya'ya pazarladım. Kalenin ne kadar ciro yaptığını, ne kadar büyüdüğünü, ne kadar kâr ettiğini ne ben soruyorum ne siz anlatmak istiyorsunuz. Hayata dokunmakla ilgili de bir derdimiz var. Değişim, dönüşüm ve kaos dönemindeyiz. Bu dünyadan hepimiz göçeceğiz. Hayırlı anılmak, faydalı işler için olmak lazım diye düşünüyorum. Merhabalar, Şelale Kadakil'e başarı öykülerine hoş geldiniz. Bugün çok kıymetli bir konuğum var. Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkanı sevgili Zeynep Bodur Okyay. Bizi bugün aile evinde ağırlıyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Zeynep Hanım, şimdi siz 16 yıldır epey de oldu. Kale Grubu, Türkiye'nin en köklü gruplarından biri. Bu grubun direksiyonundasınız. Ben sizi çok uzun yıllar İstanbul Sanayi Odası'nda takip ettim. Ta o zamanlardan inanılmaz böyle çalışkan hatırlıyorum. Sevgili İbrahim Bodur da Türkiye'nin yetiştirdiği en kıymetli sanayicilerden biri. İşte inşa eden, Türkiye'yi inşa eden sanayicilerden bahsediyoruz. Kendisi o isimlerden biri. Sonra bayrağı da siz devraldınız. Ben önce neler öğrendiğinizi merak ediyorum. Bir mentorluk çok konuşuluyor günümüzde mentorluk ama sizin zamanınızda daha henüz bu göreve hazırlanırken bunu İbrahim Bodur'dan aldınız mı? Nasıl yetiştiniz? Çok merak ediyorum. Ben bir mentor-menti ilişkisi yaşamadım. O yüzden de günümüzde şimdi bana hani mentor-menti programlarıyla ilgili teklif geldiğinde veya kendi kuruluşumuzda yani işte doğrudan mentorluk veya tersine mentorluk, gençlerden öğrenmek. Bununla ilgili programları sonuna kadar destekliyorum. Ben de katılıyorum. Yani benim de mentim var. Benim de bana mentorluk yapan genç var. Hani bunu moda oldu diye herkes bundan konuşuyor işte biz iş kitapları yazıyor diye yapmıyoruz. Yani ben bizatihi bunun sıkıntısını yaşamış bir kişi. Ya, çünkü babam yani çok böyle hareketli ve iş çalışkandı hakikaten. Ama vakti yoktu hiçbir şey. Çünkü hani bizim zamanımız gibi şimdi biz kıymetli insanları bulabiliyoruz. İşimizi devredebiliyoruz, bırakabiliyoruz, soruyoruz. O zaman yok. Birçok şeyi kendisi yapmak zorunda. Ona da yetişecek. Bunca dil bilen bu kadar yok bir kere. Şimdi her okulda az buçuk çatta patta olsa İngilizce öğretiliyor. İngilizce öğretilen kolejler, şunlar bunlar var. İnsanlar zorlayıp çocuklarını oraya gönderiyorlar. Babam tabii bazı yetkinlikleri var. Hani bunları hep kendi yapmak zorunda. O boşlukları kendi dolduruyor. Hiçbir şeye vakti yoktu. Zaten ben biraz geç doğan bir çocuğum. Yani fabrika kurulduktan, annemle babam zorlukları çektikten bir müddet sonra doğmuşum. Artık hani bir üretim başlamış, işte aşağı yukarı bir dağıtım kanalı oluşmuş vesaire. Ve başka ihtiyaçlar. Babam bu sefer işte o üretimi sürdürebilmek için. Ne bileyim işte döviz sıkıntısı var, ithalat sıkıntısı var. Bunlarla tabii uğraşmak zorunda kaldığı için bir sürü şeyi üstlendi. Bize çok vakit ayırmadı açıkçası. Yani biz hiçbir zaman hani babamın böyle bol vaktini görmedik. Ama ailede şu vardı mesela ben yani babam gelmeden yemeğe oturmazdık biz yani. Ben 10'da olsa, 10.30'da olsa, o yemekte mutlaka olsa, olurdu. Orada yani bir öğrenme annem, oluyor yani, muydu? Sen git yat, sen şeyini yap deydi. Yani bir şekilde bir aile toplanırdı. Babam tatillerini hiçbir zaman tatil yapmadı. Formal bir tatil anlayışı yoktu. Hep işle birleştirirdi. Şimdi de o bir moda olmuş galiba. Herkes gidiyor hafta sonunu uzatıyor, tatil yapıyor. Şimdi bizde de eskiden hani gidilirdi, iş toplantılı olur, onun randevuları alınır. Gerek yurt dışı, gerek yurt içi. İşte Ankara'ya gidilir, İzmir'e gidilir, işte ne bileyim ben hani başka Çan'a gidilir. Büyük aile derdi babam. Sadece çekirdek aile değil de çalışanların tamamını da kapsayan, daha böyle yol gösteren, hani liderlik yapan, babacan, onların her derdiyle ilgilenen insan olduğu için yöre halkının ister çalışan olsun, ister böyle yörede yaşayan diğer esnaf veya başka meslek sahibi insanlar, çalışanlar, köylülerimiz falan. Dolayısıyla biz hep böyle bir topluluk hayatı yaşadık.
Etrafımızda hep insanlar oldu. O zaman bu şu mu olmuş oldu? Yani siz aslında babadan o desteği alamamışsınız. Alamadım ama gördüm. Bana derdi ki git gör, izle. Evet. Ondan sonra kendi şeyini, sentezini kendin yap. Ne görüyorsun? Ona göre karar ver. Yani derdi. O hani topluluk içerisinde. Benim sana vaktim yok ama sen benimle dolaşırsan, sen benimle gelirsen. Ama mesela toplantının kenarında otursan bu nereden geldi, hadi çık dışarı biz iş konuşuyoruz, asla olmadı. Arada babam işte böyle yapmamız lazım, şöyle yapmamız lazım, bizim vizyonumuz böyle. Dolaylı biz bir öğrenme. Yani kendi aslında hayat felsefesini bize hep anlatırdı. Şimdi şu onu görüyorsun, hayatını görüyorsun, sen o kenarda oturuyorsun. Ve hani o toplantıyı izliyorsun. Tabii. Hani nasıl o mesajı karşı tarafa, işte bir müşteriye, bir yatırım yaparken bir firmaya falan anlattığını görüyorsun. Peki Zeynep Hanım, ama bunları yaşarken de siz meraklı olduğunuz için, daha çok izlediğiniz için belki daha az hata yapmış olabilirsiniz. Ama yine de başarısızlıklar da oldu ya mu? Ya var tabii. Yani şimdi babam hata yapmamış mıdır? Mutlaka yapmıştır. Değil mi yani? Ama hatadan öğrenip hani yoluna devam etmiştir. Odaklı bir şekilde hani bir hedefi var, ona doğru gidiyor. Ortam farklı, rekabet farklı. Şimdi daha içe dönük, daha ülkede hani az insanın yarıştığı diyelim. Veya işte hani girişimci sayısının belki daha az olduğu diyelim bir ortamda. Tabii bazı şeyler biraz daha kolay. Her fikir yeni. Hiçbir şey yok. Yani bir şey yaptığın zaman zaten bir şey yapmış olsun. Bugünün ondan farklı şeyi, bütün bu gerçeklerin hepsi bence aynen var. Ama farklı olan şey şu, yani dünya global. Herkes yarışıyor, ülkeler yarışıyor. Evet. Dünyanın insanları yarışıyor. Her ülke yetkin insana ihtiyacı var. Her ülkenin dayanıklı, yılmaz insana ihtiyacı var. Her ülkenin donanımlı insana ihtiyacı var. Her ülkeye yatırım çekmek istiyor. İşte babamların zamanında işte bir ben hatırlıyorum. İşte Ay'a gidildiğinde böyle hayal meyal yani. Hani çok küçüktüm, işte uzaya indiler gidildi falan dendi. Böyle masanın ortasında kendimi hatırlıyorum küçücük. Her şeyi de tam hatırlamıyorum. Yani çok bilinçli bir dönemim değil. İlk 3-5 yaşlarım işte neyse. Ondan sonra şimdi her gün bir uzaya gider gibi yenilik var. Kuantum bilgisayarlardan tutun. İşte internet hayatımızı disrupt, yani disruption dediğimiz bu yıkımlar çok fazla. Dolayısıyla süre çok daraldı. Tabii. Yani bu frekans çok fazla. Dolayısıyla o frekansta en büyük zorluk bence hızlı ve çevik olabilmek ve fırsatları doğru zamanda görüp bir an önce bir şey yapabilmek ve reaksiyon alabilmek. Şimdi babamın düşünmeye vakti varmış. Ben de öyle yani, diyeceğim. Yani hani şu anda kaşınayım, düşüneyim, oturayım, ha öyle mi yapayım, böyle gideyim onunla konuşayım. Şimdi biz hani online'dan online'a koşuyoruz. Evet. Hani bir de çok bir şey fazla oluyor, şey oluyor. Bir başkası mutlaka o konuyu düşünüyor. Çünkü enformasyon çağında yaşadığımız için herkes her şeye erişiyor. Dolayısıyla rekabet ülke içi değil. Rekabet global. Yani gece yatağa başınızı koyduğunuzda düşünecek ne kadar çok ve kaygılanacak. Hani bu ya bu olmuyorsa, ya bu batıyorsa, ya bu çıkıyorsa diyeceğiniz çok şey var. Tabii. Fakat bilmiyorum kaç yıllık iş yaşamında kaçıncı yılınız? Ben 92 yılında girdim. Yani 30 neredeyse. Evet, 30 oldu. 30. Yani bu tecrübe de çok acayip bir şey değil mi? Böyle bir insana sakinlik gibi veriyor. Yani ne oluyor? Ben size bir şey söyleyeyim mi? Tabii ki ben yani %100 her şeyi doğru yaptığımı asla iddia etmem. Çok büyük bir iddia olur. Ama hani gördüklerimden, yaşadıklarımdan yani biraz daha tabii sakin karşılamak pek mümkün değil de. Yani o şey değil, iş ortamında çünkü o stres katsayısı yüksek. Çok sakin karşılayamıyorsunuz her şeyi ama yani endişeleriniz, şeyleriniz oluyor. Fakat daha böyle bir hani bir nefes alayım, bir bakayım işte nasıl yapabilirim gibi böyle daha bir dingin bakma pencereniz olabiliyor sanki. Ama tabii bir şeylere yetişmek, bir şeyleri hani yapabilmek şeysi insan üzerinde herkes için, yani insanoğlu için büyük bir baskı. O yüzden zaten şu anda ne konuşuyoruz? İşte mental health dedikleri, işte zihin dinginliği, işte ruhsal denge vesaire konuşuyoruz. Siz böyle kararları beraber mi alıyorsunuz? Yani böyle bir bir beyin takımı mı var? Yoksa yok, bir kafada bir şey tabii, hani siz bir şeyi çok isteyince bunu kesin uygulayalım deyip yola çıkıp uyguluyor musunuz? Hani bazen başarısız yok, da olsa. Şöyle mesela hands on bir insanım ben. Yani biraz babamdan da geçti herhalde. O da böyle
sohbet ederken bir şey sormuştum. Bana dedi ki işte aldı kalemi eline yazdı işte şöyle yap böyle yap. Atıyorum işte sağa git sola dön falan. Demiştim ki yani bir elimi yıkamaya banyoya gitsem onu da tarif edeceksin. Ya. Yani ben de bir eğitim gördüm. Benim de kendime göre bir hani bir birikimim var. Hani ben bu kadarını yapabilirim gibi. Ondan sonra hep böyle bir öyle bir koruyucu ve babalık bunu gerektiriyor. Ama çalışan yani o şirkette de öyleydi. Fabrika, yani o fabrikada da öyle, grupta da öyleydi. Yani ben şimdi böyle bir şeyden yetişince hani biraz daha kurumsallaşma tarafını ben yaptım gibi oldu aslında. Ben Kale grubunda bunu ama çok güzel görüyorum kurumsallaşmayı. Yani hani daha ekip kurmak, ekipler, beraber çalışmak, evet, hani birilerine bir şeyleri emanet etmek. Hani sorsanız benden de şikayet çoktur. Yani onu eminim ben. Çünkü ben de böyle çok hani meraklı, aman düzgün gidiyor mu, aman şöyle mi falan böyle soran eden bir insanım. Hayır, hani rahat durmuyorum. Şunu gördüm. Çan'a geldiğimizde 65. yıl kutlamalarına, ne güzel bu yıl 65. yıllık çok güzel kutluyorsunuz. Çok güzel projelerle. Bir sürü konu konuştuk masada. Kahvaltı yaparken. Ay her konuyu başından son inanılmaz detaylarla takip ediyorsunuz. Dolayısıyla yani ekipler de bunun farkında herhalde. Zeynep Hanım biliyor zaten bu konuları seyahate diye. Seyahate giderdik. Babam mesela bavul yerleştirdi değil mi arabanın arkasına? İşte Çan'a gideceğiz. İşte bir sürü de şey götürüyoruz giderken ihtiyacımız hani işte kıyafetin dışında da yani işle ilgili de bir şey götürüyoruz. Buradan bir şey lazım oluyor. Onu da sokuşturuyorlar. Bunu da götürüverin diyorlar. Şimdi biz gidiyoruz. Bavul hazırlanıyor. Biz burada evden çıkıyoruz. Babam açıyor bagajı, diyor ki bu iyi yerleşmemiş diyor. Şimdi indiriyor, milimetrik. İnanılmaz yani milimetrik şey. Yerleştirirdi. Annem de benim çok titizdir. Allah selamet versin. Yani böyle her şey mesela bizim eve gelir, der ki işte ya bunun yeri burası değildi mesela. Böyle yani obsesif şekliyle şeydir. Şimdi tabii bu genler de geçiyor. O yüzden ben çok hani rahat durduğumu söyleyemem. Bu ya, çok yanlış olur ama... Yani kendimi eğitmeye çalışıyorum. Kale grubunun ben bu yaptığı yani doğduğu topraklara geri vermek, hatta siz doyduğun topraklara diyorsunuz değil mi? O topraklardan kazandığını o topraklara geri verme sizde de çok güçlü. Ben bunun diğer şirketlere de örnek olmasını isterim. Büyük şirketler birbirlerine benziyorlar. Evet, Türkiye'yi inşa eden gruplar diyorum. Hepsi yapıyor sizinle beraber, Kale grubuyla beraber. Bu yeni, bu startuplara falan da örnek olsun yani. Onlar da çünkü böyle şeylere başlamalılar. Şimdi Çan'da çok güzel projeler yapıyorsunuz ama bir tanesinin içine girdiğim için oradan başlayalım istiyorum. Nevruz Köyü ki İbrahim Bey'in de doğduğu babanızın. Orada çok güzel bir proje başlatmışsınız ve o Nevruz Köyü kadınlarının tekrar üretime dönüp katma değer yaratmaya başlamış orası. Bir kooperatif oldu mesela orada ve bu kadınlar para da kazanıyor. Bunu bir sizden dinleyebilir miyiz? Bu girişim nereden aklınıza geldi? Çünkü okulu da gördüm. Okul şahane olmuş yani. Okul işleviyle devam etseymiş daha güzel olurmuş. Ona biraz üzülüyor insan ama bu yeni işlevini çok beğendim. Biliyorsunuz her şey bir yerinden oynadı. İşte tabii. Bir süre içerisinde yerleşecek. Daha yerleşmedi. Kaos ortamındayız. Dolayısıyla insanların tercihleri, işte az önce konuştuğumuz aslında bu mental kafaca dingin olmak, hani iç huzuru olması, işte ben ne için çalışıyorum? Yani acaba hani benim hayat felsefeme uygun bir yerde mi çalışıyorum? Acaba ben bu hayat felsefemi kendime hani üretirken, kendimi geliştirirken, tabii ki para kazanırken, hani bir yandan da iç huzuruyla mı çalışıyorum? Yani ben neredeyim? Yani, ne kadar önemli, evet. Bunu insanlar sorguluyor. Benim oğlum, sizin oğlunuz Ömer, İbrahim, yani bunlar farklı bir jenerasyon. Doğdukları ortam, işte dijital nomad dediğimiz hani her şeye erişmeleri falan filan bunları farklı yapıyor. Şimdi bu jenerasyon birazcık daha fazla aslında şey yapıyor, sorguluyor. İnsanlar da şu anda benim çalıştığım genç arkadaşlarım da bu şeyde. Biz işte haftada mesela bir CEO işte benle toplanıyorlar, buluşuyorlar. Sadece yeni giren arkadaşlarımız mesela işte. Ondan sonra arada böyle... Yani gençlerle, kaledeki evet, gençlerle... Yani mesela bir yıllık yeni güzel. Girmiş. Bizim işte her şirketin biliyorsunuz MT programları var. Hı-hı. İşte böyle yetiştirmek üzere. Ne yapıyorsunuz? Sohbet mi ediyorsunuz? Tabii sohbet ediyoruz, kahvaltı ediyoruz. Hani bizim arkadaşlar, Rana'lar, şunlar. Bunları hepsini hazırlıyorlar. İnsan kaynaklı
kaynaklarıyla da şey yapıyoruz. Ya aslında birbirimizi anlamak, tanımak. Çünkü ben yani onlara devredeceğim. Ben onların ihtiyacını bilmezsem nasıl bir iş istiyorlar, nasıl bir dünya istiyorlar, nerede çalışmak istiyorlar. Ya bunu ben bilmezsem ona göre zaten şekillendiremem de. Yani sonuçta onların ihtiyaçlarını ben asgari de en azından sağlamak zorundayım. O yüzden anlamazsam yapamam. Bu işte sonra oğlum için düşünüyorum, hani bir daha hemen anne şapkasını giyiyorum, diyorum ki ya şimdi bu çocuk çalışır çalışmaz, hani inşallah çalışır, inşallah tercih eder, inşallah katkı değer yaratır, inşallah ucundan tutar, ama hani nasıl bir ortam istediğini falan da anlamak lazım. Dolayısıyla bu bir bayrak devri, yani 4x100. Dolayısıyla o geçişin hani mümkün olduğunca olimpiyatlardaki gibi böyle hani hızlı bir şekilde olup ve seamless dediğimiz o böyle açıkçası pürüzsüz bir şekilde olmasını sağlamakla ilgili bir derdim var. Şimdi böyle olunca insanların tercihleri şey, bu sefer başka sorgulamalar oluyor. Aslında bakın burada da bir analoji var. Yani babam da mesela işte ülke kalkısın, Anadolu'dan başlasın. İnsanlar tarım işçisinden işte ne bileyim sanayiye katma değer üreten bir insan olsun, eğitim artsın, işte yeni beceriler kazanılsın falan gibi de dertleri varmış ki hani bu işini yapması için gerekli şartlar, ön koşullar. Ama bunun için ortam olmadığı için ortamı yapmış, okul açmış, işte şimdiki filantropi dedikleri hani destekler, yardımlar. Siz ama, iyi bak dünyana, başka bir şey yapmamız başka bir şey, lazım. İyi bak çünkü dünyana diyorsunuz. Konteks gene değişti. Evet. Yani o ihtiyaç başka bir ihtiyaca evrildi. Dolayısıyla biz diyoruz ki yani sadece kendimize iyi bakmak veya kendi işimize iyi bakmak yetmiyor. Bizim dünyaya iyi bakmamız lazım. Yani ülkeye ve ülkenin aslında içinde bulunduğu, biz hepimiz rekabet ediyoruz. Ülkece rekabet ediyoruz, dünyayla rekabet ediyoruz. Yani burada kendimizi iyi bakıp hani kendi konumumuzu sağlamlaştırmamız lazım. O zaman dünyada ne konuşuluyor? İnsanların önceliği ne? İnsanlar hangi şeyden bahsediyorlar? Nasıl bir değişim yaşanıyor? Hayır, bunlara adapte olmamız lazım. Ha, bu şu değil ama. Mesela benim bir kırmızı çizgim var. Bunu yapıp yani şimdi işte jargon şu, işte inovasyon, jargon işte ne bileyim ben işte dayanıklılık şudur. O değil, şimdi onu alıp buraya mış gibi yapmak mesela benim için çok, babam bana çok o konuda çok kızardı. Bir şey yapacaksan sahici yapacaksın, samimi yapacaksın. İnanıyorsan yapacağız. İnanmıyorsan köşede dur. Vallahi başkasını, çok inandığınızı gördüm Nevruz köyünde. Başkasını onlar da çok inanmışlar. İzle o zaman ya. Onu gerçekten içselleştiriyorsan hani bunu yapman lazım. Tabii bizim gibi şirketler geçmişten geliyoruz. 65 yıl bir sürü şeyi farklı alanlara girmişiz, farklı işler yapmışız falan. Hani bunları da ona evriltmek, hani onun ucundan tutar hale getirmek aslında şirketi de dönüştürüyor. Tabii. Çünkü bugünün ihtiyacı bu. Ben böyle bir iş yapıyorum. O yüzden bir takım sosyal programları eskiden filantropi veya işte hayırseverlik diye anlattığımız şeyleri aslında programa dönüştürmemiz gerekiyor. Çünkü işte şimdi gene konteks farkı 360 derece yani düşünmemiz gerekiyor. Yani biraz artık sürdürülebilir olmazsa olmuyor. Yani evet. Siz gidip bir yere bağış yapınca o anı kurtarmış oluyorsunuz. Evet, ya da aynen. Okul yapınca milli eğitime vermiş oluyorsunuz. Bitmiş oluyor. Ama şimdi herhalde değil mi siz yaptığınız küçük işi olsun, hiç bırakmamak. Küçük olsun, az olsun evet. Ama içi dolu olsun. Ve devam etsin. Ve devam etsin evet. Ve yani farkındalık yaratsın. Evet. Bir şey yapıp senin evet. Torbada tuzun olsun. Sen bunu devam ettir ve bunun hayatlarda fark yarattığını peki diyor. Şunu görüyor musunuz? Nevruz Köyü kadınları marka oldu resmen. Nevruz Köyü kadınları Instagram'da bakın, da takip edin. Da, o çana yayılabilir değil mi? Tabii biz onu yaymak istiyoruz aslında. Hı-hı. Şimdi bu bir pilot. Ben şunu da gördüm mesela, tecrübe dediniz ya. Hı-hı. Yani bir şeyi böyle yapıp da birden ölçeklendirdiğiniz zaman da çok kolay olmuyor. Dolayısıyla hani böyle bir özümseyip de biz ne yapıyoruz, ne ediyoruz, hani bunun güçlü tarafı ne, şey tarafı ne, zayıf tarafı ne, hani bunu nasıl iyileştirebilirim ki çoklayabileyim sorusunu sormak lazım. Bu arada ben şunu söyleyeceğim. Mesela babamdan gene bir şey. Yani Çanakkale'de bir sürü şimdi şirket kuruldu, şu oldu, biz tek değiliz. Ama hep onları teşvik etti kuruluş aşamasında. Yani bu nereden geldi, ben burada da tek olayım demedi. İşte bir sürü o bölgede yetişen şimdi işte Dardanel var, İçtaş var, işte Doğutaş var, o var, bu var. Ya yani bunların hepsi bir şekilde hani biz gitmişiz ama ondan sonra onların ihtiyacı olduğu zaman yanında durdu, açılışlarına gitti, şeylerine gitti. Yani ekosistem kafası babamda çok vardı.
Babam bunu önemserdi. Ben de dedim ki ben tek başıma yetişemem. Benim orada işim var, burada işim var. Ya buna gönül verecek kim var kardeşim? Buna destek. Arkadaşlarım, yani benimle birlikte profesyonel olarak çalışan arkadaşlarım işte bilinçlendirme tarafında şunu da götürelim. Yani bu eğitimi de verelim diyor mesela. Onu götürüyoruz. İşte herkes bir ucundan tuttu. Deniyor ki yani bu kadınların gölge ihtiyacı var. Şurada iyi bir kooperatif var. Gitsinler ziyaret etsinler. Götürüyoruz. İşte en son Fethiye'ye gittik mesela. Ondan sonra onları görsünler. Ondan bir ilham alsınlar. İşte yani aslında program gibi dediğim bu. Yani kurgulamak lazım. Evet, tek başına bir atölye kurdum, kooperatif kurdum. Olmuyor. Şu anda da birçok kooperatif kuruluyor. Ama bu kooperatiflerin çoğu devam etmiyor. Çünkü o insanlara bırakılıyor. Ben şahsen bizim kadınların ürettiği bir ürünü kendim Almanya'ya pazarladım. Ya aklım bir ucunda var. Misafir geliyor. Başka hiçbir şey hediye etmiyorum ben. Sadece onların ve bizim fabrikamızda yapılanları hediye ediyorum. Bir sohbetin içindeyiz. Fakat kalenin ne kadar ciro yaptığını, ne kadar büyüdüğünü, yok efendim ne kadar kar ettiğini ne ben soruyorum ne siz anlatmak istiyorsunuz. Böyle bir hep böyle bir sosyal faydanın içindeyiz. Yani iyi şirket olmayı artık hem sizler çok önemsiyorsunuz. Biz gazeteciler de bunu konuşmayı çok önemsiyoruz. Siz bana şurada hakikaten karo satışınızı değil de orada Nevruz Köyü kadınlarının yaptığı üretimi satmaya çalışmanızı anlatıyorsunuz. Yani bu keyif veriyor herhalde bir süre sonra. Yani en önemli bu mu oluyor öyle hayatta? Yani çünkü mesela ben ondan hakikaten keyif alıyorum. Bir de yani bir hayata dokunmakla ilgili de bir derdimiz var. Şimdi ben görüyorum biz bir işletmeyiz. Tabii ki kendimize göre kurallarımız var. Kar etmemiz lazım, iş yapmamız lazım, yatırım yapmamız lazım, satmamız lazım, tabii, üretmemiz lazım. Her şeyle ilgili dertle uğraşıyoruz hep beraber. Ama yani açıkçası hani bir katma değer üretmek çok önemli bir şey. Bu katma değer üretimde bir katma değer işte bir yenilik, bir inovasyon, işte yapılmayan bir şeyi yapmak, bir şeyi sıfırdan yapabilme becerisi, yetisi. Ama bir yandan da hani sosyal alanda da katma evet, değer üretmek. İkisi el ele gitmeli. 65. yıl kale için çok önemli. O yüzden de siz böyle çok güzel projeler yapıyorsunuz. Kültür sanatta çok değerli sanatçılarla beraber güzel projeler ortaya çıkıyor. Çok sergiler açılıyor. İşte seramik, atık seramiklerle çok güzel şeyler yapılıyor. Ama sizin en çok yüreğinize, kalbinize dokunan proje ne? Birçok proje var. Şimdi bu Nevruz Köyü benim için önemli. Mesela galiba en önemli. Evet. En önemli değil de önemli. Ama hani kale... Çok kalbinize dokunuyor. Karaköy'deki binamızı kale tasarım. Kale tasarımda, sanat, evet. Ve sosyal girişimcilik adına yaptığımız faaliyetleri de yürüttüğümüz bir merkez haline getirdik. Niye? Çünkü hani bir yere, bir yuvaya ihtiyacımız vardı. Bir çatıya ihtiyacımız vardı. Hani orası atıl kalmasın. İşte orası da bir katma değer üretsin. Evet, evet, çünkü evet, hatıralarımız var. Çünkü güzel anılarımız var. Çünkü orada bizim yaşanmışlıklarımız var. Nevruz niye için önemli? Oraya ondan bağlayacağım. Şimdi okul babam gidememiş. Yani 2 kilometre eşekle gitmiş. Orada inmiş, gitmiş okula, getirmişler. Eşeğe koymuşlar, geri gelmiş. Ondan sonra ilkokulu böyle okumuş. Yenice'de 2 kilometre. Yolda şimdiki gibi asfalt değil. Ondan sonra ama o okul orada olsaymış tabii daha farklı olurmuş. Şimdi onu öyle bir özenle yapmış. Ve olduğundan da büyük yapmış aslında. Yani hani çevre köylerde gelir. Sonra taşımalı evet, sistemde kullanıldı. Ama biliyorsunuz taşımalı sistem de şey olunca hani köy okulları kapandı. Mesela ben bunun doğru olduğuna inanmıyorum. O yüzden mesela KODA'ya destek veriyorum. Çünkü, İyi yapıyorsunuz. Evet. Çünkü bence o köylerin yaşaması gerekiyor. Bugün tarım problemimiz varsa, bugün yeme içme, bugün aile ortamının azalması, işte bir takım kötü alışkanlıklar varsa bütün bunlar aslında ekosistemin bozulmasından gerekiyor. Şimdi ben doğduğum, kök saldığım toprakta biz hepimiz ölünce köye gömülüyoruz. Niye? Çünkü ben oradan geldim. Benim köküm orası. Bizim geri göçü başlatmamız lazım. Gitsin tarlasını eksin. Hem de bir katma değer yaratıp da hani bir para kazanabiliyorsa o işten. Hani bana gelip de abla bana iş dediği zaman ya senin vasfın yok deyince üzülüyorum. O vasfı kazandırmak da kolay değil. Gelmiş 40 yaşına. Yani o yaştan sonra ona o vasıfı ben nasıl kazandıracağım? Yapabileceğim şey ancak gençlere yapabilmek. İşte vakıfla hani gençleri dönüştürmekle ilgili bir derdimiz var.
Dolayısıyla hani onlara işte yeni yetkinlikler kazandırmak, işte akademi kuruyoruz, şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz, şirket olarak kendi içimizde işe alırken de işte MT programlarında bayağı bir yıllık bir şeyden geçiriyoruz. Çünkü hani o yetkinlikler lazım. Şimdi ben hazır olmayan elemanla çalışırsam, bana katma değer yaratmayacak elemanla çalışırsam, insanla çalışırsam, yani o zaman ben de zarar görüyorum. Dolayısıyla o çok kritik bir şey. Beşeri sermaye bir ülkenin en kıymetli şeysi. Yani bunu kaçırmamak lazım. Ben ona bir fırsat sunmalıyım. Yani ayakta durup iki çocuğunu okula gönderebilecek, kredi kartını varsa veya işte bir harcamasını, şusunu, bunu yapabilecek şey. Çünkü hazır vermek bence çare değil. Evet. İnsanlar hazır verdiğiniz zaman kıymet bilmiyor. Evet. Ben diyorum ki mesela ben böyle bir şey yaptım. Yani o okula ben başka bir vasıf kazandırdım. Keşke eğitime devam etseydi. Ama evet, keşke. Yani hiç olmazsa sizin bir dediğiniz gibi bir fonksiyon kazandırdım. Keşke örnek o alsalar, ama çoğalsa. Orada da her şeyi yapmak değil. Bakın Türkiye'nin en büyük problemi bir şeyi böyle çoklamak adına, büyütmek adına büyük rakam konuşmak. Büyük böyle sonra o kadar büyük konuşuluyor ki yapılamıyor. Yapılamıyor. Ve küçük, yani küçük, her şeyi bir damlaya şeye damlaya yüklemek gitmeli. Doğru evet, değil. Evet. Şimdi ben onu seçerek program koyuyorum. Çünkü ben onu sadece bir üretim merkezi olarak görmüyorum. Ben onu bilinçlendirme merkezi olarak görüyorum. Ben o insanların yani üretimde ne önemli? Bir planlama eğitimi veriyorum. Ya yani orada siz bir şey sipariş ettiniz. Başkası bir şey sipariş etti. Şimdi bunları geç verirsem olmaz. Yani şimdi ben ona bir basit de olsa bir hani planlama, üretime alma, işte bir paylaşım ekonomisi orası. Çünkü ortaya bir şey geliyor, onu insanlar emekleri kadar, katma değer ürettikleri kadar pay alıyorlar. Pay alıyorlar. Buradan da reklamlarını yapalım değil mi? Özellikle Nevruz Köyü'ne geliyor hep. Instagram'da da çok güzel sayfaları evet. var. Oradan da satış yapıyorlar. Aynen. Yapıyorlar ve şey yapıyorlar. Yani bunu şimdi orada mesela bir de şu var. Kültür dönüşümü. Şirketlerde de kültür dönüşümü var. Benim en büyük sorunum bu. Bazı şeyleri dönüştürmek çok zor. Alışkanlıklar çok zor değişiyor. Ama orada da mesela küçük olsun benim olsun. Türkiye'deki kesin hastalık. En büyük hastalık. Hepimizde. Şimdi büyümeyelim, başka yere iş vermeyelim. İşte ben diyorum ki çoğaltalım arkadaşlar. Hani siz bir başkasına iş verin. Mesela bizim bir yurdumuz var. Oradaki kızlara iş vermeyi teklif ettim. Ne kadar güzel bir fikir. Önce yapmak istemedi. Hafta sonu dedim küçük bir şey. Öyle evet. çok emek sizin gibi zor işler yapmasınlar. Ama küçük bir şeyin ucundan tutun. Mesela bizim paketlerdeki kullandığımız el emeği şeyler o kızlar yapıyor. Aa çok güzel. Yani şimdi hediye paketleri de çok güzel. Yani bayağı büyük şekilde, emek var o tabii işte. Tabii ben yani bunların tasarımı veya düşüncelerimi aktarıyorum ama tek başıma yapmıyorum. Şimdi o kadın, o kooperatifteki kadınlar buna emek veriyor. Evet. Çevreden de var. Ya yani bir bu arada, banka müdürünün eşi ya ben burayı çok sevdim gönüllü geleyim mi dedi mesela. Ha buyur gel dedik yani. Şimdi o yüzden ya imece usulü şey ama her şeyi oraya yüklerseniz burası işte makreme de yapsın, burası boya da yapsın, burası şunu da yapsın. Böyle cıvık çarşısı gibi halk eğitim başka bir şey, burası başka bir şey. Doğru. Bu küçük bir eğitim. Dolayısıyla bunu öyle yapmamak lazım. İnsanlara vasıf kazandırarak bir nitelik kazandırarak üretim yapmalarını Zeynep sağlamak Hanım bütün lazım. Şimdi isimler de geçiyor sevgili arkadaşlarınızın. Kadınlar çok güçleniyor değil mi sizin grupta da? Yani kadınların biraz olduğu yerde evet. Şelalecim yani bu çok önemli bir şey yani. Ben hem cinsliğe karşıyım. Ben yani geleneksel bir ailede büyüdüm ve benim kendime göre de bir aile şeyim var. Ama şunu çok önemsiyorum. Yani kadınların duyarlı olduklarını, kadınların bir başka dokunuşu olduklarını, bunun öne çıkarılmasına, kadınların ekonomiye katılmasına, dolayısıyla üretim ekonomisine katılmasına, kadınların çok önemli, hani sosyal hayatın içinde olmasına, kendi kontekstinde hani buna fırsat tanımasına ve nasıl? Tabii ki gençlerin biraz rakamlarla burada biraz rakam söylesek Kale yani grubunda KPI nedir? KPI olarak bunları veriyoruz. Yani bizde işte 30 civarında falan bir zannediyorum 30 yani Avrupa Birliği şeylerin bir çift yani altındayız. Yani %30 kadın oranı var. Ondan sonra ama bunu hani arttırmak, biraz daha, artır, daha evet. şey yapmak istiyoruz. Ben işte hani yönetimde kadın işte çeşitli dernekler var. Onların programlarına destek vermeye çalışıyorum ama yani istiyoruz ki bu farkındalık, bu bilinç olsun. Ama kadın kadın olarak güzel. Sonuçta
insan yetiştiriyor. Anneye çocuk bağımlı belli bir yaşa kadar. Ondan sonra değil tabii ama yani insan yetiştiriyorsun. Yani bence kıymeti buradan geliyor evet. Yani. Topluma bir şey yapıyorsun. Çok yani. Evet. Yani bence iş dünyasında da fark yaratıyor. Ne bileyim işte zaten istatistiklerde gösteriyor ki milli gelire bile katkısı var. Kadınlar istihdama katıldıkça ülkelerin milli geliri artıyor. Nerede görüyorsunuz Kale Grubu'nu böyle bir 10 yıl sonra? Ya tabii çok zor bir soru. Yani çok evet, belirsizlik bir döneminde yaşıyoruz. Yani ben biraz şunu da görüyorum. Şimdi biz ve dünya evriliyoruz. İşte ülkeler içe kapanıyor. İşte dünyada tolerans azalıyor. İnsanlara karşı empati azalıyor. Dünya ekonomisinde belki nüfus artıyor. O yüzden hani bunu beslemek, şey yapmak çok zor. O yüzden tarım önemli olacak. Tabii. Ondan sonra insanlar işte sürekli yeni bir şey öğrenmek zorunda. Eğitim sistemi değişiyor. Belki artık hep diyoruz ya üniversiteler hani yeteneği çekmek için onlar da yarışacak. Üniversiteler değişiyor, programlar değişiyor. 10 sene, 20 sene sonra mutlaka iyi okullar çok önemli olacak ama insanlar kendilerini nasıl geliştirdiklerine, yetiştirdiklerine de bakılacak CV'de. Çünkü hani o okuldan olmak önemli ama sadece okuldan olmak değil. Belki sen kendine ne kattın? Hangi tecrübeyi yaşadın? Hangi deneyimi gördün? Hayatta kaç tane çam devirdin? Ne kadar işte çam diktin? Yani onları da bakılacak. Çünkü çeşitlilik önem kazanacak. Eğitim de böyle değişecek. İnsan profili de, çalışanlar da buna göre değişecek. Gençlerin işi çok zor. Ben üzülüyorum gençlere. Yani çünkü şu anda onun için söyledim. Bir tam değişim, dönüşüm ve kaos dönemindeyiz. Evet. Yani tekrar belki iki kutuplu dünya. İşte hani ya bennesin ya değilsin. Evet. Buna doğru gidiyoruz ve bu kararı 2025'te mi vereceğiz, 2026'da mı vereceğiz? Ülke olarak da vermek zorunda kalacağız. Şirketler olarak da ülkeye göre hizalanıyoruz. Ondan sonra insanlar da şirkete göre hizalanıyor. Evet. Müşteriler, tedarikçiler ona göre hizalanıyor. Dolayısıyla büyük bir dizilim oluyor. Yani DNA dizilim gibi bir şey oluyor. 2026'ya kadar falan bu işler böyle. Ondan sonra da bu işler yavaş yavaş taşlar yerine oturacak ama yerine oturması da zor işte. Domino taşını yapınca zızızızız biliyorsunuz şey oluyor. Hepsi yıkılıyor. Ondan sonra onlar toplanıyor falan. Hani bu bir süreç. Önümüzdeki 10 sene, 15 sene böyle bir şey ve yepyeni. Belki o zaman işte alıştığımız eski bir düzen vardı ya kafamızda bir kontekst. Dünya böyledir, evet. Şudur, Türkiye'nin tabii. Yeri budur. İşte çok bizim misyonumuz budur. Şaşırmazdık. Tabii. Öyle bir yöndeme gene geleceğiz. Ama o stabilizasyon olana kadar zor bir dönem. Gerçekten eskiden hani bir ipin ucunu tutup da evet. Tık ileriye gitmek, şey yapmak mümkündü. O zaman Zeynep Hanım belirsizliği yönetme dönemi diyebilir miyim? Öyle anladım. Evet, yani belirsizliği ve burada karar alma dönemi. Evet. Ama ihtiyaçları görüyorsunuz. Neyin gelebileceğini anlamaya çalışıyorsunuz. Ona göre yol buluyorsunuz. Yani su yolunu bulur derler ya işte şirketler de öyle öyle yolunu bulacak. Hata yapacak. Ondan sonra çok başarılı işler yapacak. Ama sonuçta dünya şekillendiğinde onlar da yerini alacak. Ülke için de bu geçerli yani. Ama burada çok basiretli kararlar almak zorundayız biz. Yani hepimiz öyle ülkemizde bizde. Açıkçası gençler de hani kolay değil onlar çünkü daha heyecanlı daha tabii. Şey atılganlar bu da olmalı çünkü yani yoksa hayat sevinci olmaz. Gençlerin işi hem zor belki de önümüzü onlar açacak yani evet, biz bakınca tabii. Belki daha karamsar görüyoruz da. Bakın yokluktan bir şey çıkar evet, hep mi? Zorluktan bir şey çıkar rahat insan öyle tırmalamaz. Tabii. Yani bugün başarılara bakıyorsunuz bir Aziz Sancar göğsümüzü kapart yokluktan çıkan bir insan tabii. Yani ben evladıma da onu söylüyorum yani yokluktan bir şeyler oluyor yani böyle varlıktan bir şey olmaz. Bak ona göre aklını başına al, denk al diyorum ya. Yani. Vallahi bu röportaj daha çok gençlere yeni pencereler açtı. Kale Grubu'nun da güzel hak eden nereye gittiğini, iyi şirket olmak için neler yaptığını da sizden dinlemiş olduk. En azından niyetimiz bu. Evet. İnşallah başarırız. Allah yardım eder, güzel işler yaparız. Bize keyif veren işler ne bunlar. Güzel. Hani ülkenin iyi şeylere hak ettiğini düşünüyorum. Ben o bunların yüzden, zaten başarı öyküsü olduğunu düşünüyorum. O yüzden de sizi bugün başarı böyle öyküsünde... Böyle bir misyon sahibi babanın evet, gerçekten. Rol model olmasından Allah ona gani gani rahmet eylesin ki size bana böyle bırakmış bir ya, el vermiş şey size. Vermiş. Yani böyle bir örnek olmuş. Yani ben onu biraz daha ileri götürmek için gayret ediyorum. Aynısını yapamam diye düşünüyorum ama birazcık hani bir çıt ileri götürsem, bir sonra bayrağı devretsem. Yani benim için tabii hani bu dünyadan hepimiz göçeceğiz. Hayırlı anılmak, faydalı işler için olmak lazım diye düşünüyorum. Çok güzel söylediniz, harika. Yolunuz açık olsun.
İnşallah, inşallah. Çok teşekkür ederim katıldığınız için Zeynep Hanım. Sağ ol. Şelale Kadakili başarı öykülerinin sonuna geldik. Sevgili Zeynep Badur Okya'yı misafir ettik bugün ve gerçekten hepimizin ufkunu açtınız. Estağfurullah. Yeni pencereler açtınız. Yani dostlarla gençlerde sohbet olunca o zaman akıyor da. Evet, yani akıyor. Ben yani çok keyif aldım bu sohbetten. İyi ki varsınız. Sağ ol. Sohbetin sonuna geldik. Hazır YouTube kanalıma gelmişken kanalıma abone olursanız sevinirim. Hoşça kalın.